Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. İyi akşamlar, iyiyim efendim, teşekkürler, sizleri sormalı. Çok mersiniz, ödül alıyorsunuz yine. Evet. Çok, yani müzik sektörünün bu kadar tıkandığı bir dönemde, çıkmaza girdiği bir dönemde, yıllardır istikrarlı olarak bu işte emek vermek gerçekten ödüllendirilmeli diye düşünüyorum. Son dönemlerde çünkü her şey biraz daha geri gidiyor. Besteler çok azaldı. Hepimiz yurt dışından şarkılar alıp, söz yazdırıp onları bir şekilde Türkiye'de piyasaya çıkarıyoruz. Ve Türk pop müziği biraz daralıyor. Ama baktığım zaman genel olarak ben az solistlere acıyorum. Onların durumu daha da fena. Yani en son Alaturka şarkı 100 sene önce yazılmış. 100 senedir aynı şarkıları söylüyorlar. Hani pop müzik sektöründe yine böyle yeniler, gençler geliyor, bir şeyler çıkarıyor ama işte baktığımız zaman az solistlerimize 100 senedir aynı şarkıları söylüyorlar. İnşallah en kısa zamanda ümit ediyorum ki hem Türk müziğini besleyen, hem Türk pop müziğini besleyen yeni jenerasyondan isimler de piyasaya girsin, taçlandırılsın, ödüllendirilsin. Merhaba, hoş buldum. Ödül töreninden ödül törenine koşturuyorsunuz. Evet ya, maşallah diyelim yani. Bu gerçekten güzel bir başarı hakikaten. Single çalışması gayet iyi gidiyor. Evet, çok iyi gidiyor. Şimdi yeni bir çalışmamız daha var tabii ki. Onunla ilgili koşuşturmalar falan başlamış durumda. Artık bakalım yaza yetiştirebilirsek güzel olacak. Hayalde gümbür gümbür. Aynen öyle. Aa evet. Başarılar yine ödülleniyor. Başarılar yine taşlanıyor. Bu akşam da ödül alıyorsunuz sanırım. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz peki? Çünkü zor bir iş yapıyorsunuz ve bunun da ödüllendirilmesi herhalde gurur verici. Mutlu oluyor insan tabii. Ödül alıyor olmak insanı onur ediyor. Üzerine biraz daha yük biniyor. Daha edepli, daha düzgün işler yapmak ile ilgili sorumlulukların artıyor. Hamileyim adlı tek kişilik oyunum var. Onunla ilgili bir oyunculuk ödülü geliyor anladığım kadarıyla. Oyunumuz BM'de, Ankara'da oynuyoruz, İzmir'de oynuyoruz, ara sıra Kıbrıs'ta oynuyoruz. Bir Avrupa turnemiz olacak. Ama ayda iki kere Hamileyim adlı oyunu oynuyoruz, gidip geliyoruz. Başarıdan başarıya koşan bir isim. Ay, yine isim o başarıların taşlandığı bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi şimdi? Ne bileyim, ben şaşkın içinde geldim işte. Güzel bir şey tabii, insanların sizi kıymetli kılması. Yani kıymetli olduğunuzu hissettirmesi bence çok güzel bir duygu. Ama değil mi? Ben sinemaya çok gönül verdiğim için sinema adına alınan her ödülü benim için çok kıymetli oluyor. Müzik de tabii ki öyle ama sinema sanatı zaten ülkede çok zor bir sanat olduğu için ve dizi oyunculuğu çok zor bir meslek olduğu için güzel geldim. Ben konserdeydim vallahi, Antalya'dan geldim. O kadar yorgun ki ağzım büzüşüyor, konuşamıyorum yorgunluktan. Artık bir televizyoncusunuz da aynı artık zamanda. Artık değilim. Bitirdim biliyorsunuz. Neden programı. Devamı gelir belki? Yok. Benim orada söylemem gereken birkaç kelam vardı. Söyleyebileceğim en rahat mecraydı. Orasıydı. Çünkü her insanın bir dili varmış. Her insanın bir uslubu varmış. Ve orada onu söylemem gerekiyordu çocuklar. Ve söyledim söylemem gerekenleri. Bundan sonrası artık tekrar konserler. Dizi, sinema filmim çıkıyor zaten 9 Nisan'da. Televizyona girişmem diyorsunuz. Bir daha Mayıs. Televizyonda şöyle aklı başında kadınları eğitecek düzgün. Mesela Hülya Avşar'la çok güzel bir sohbet yaptık ve çok da güzel de izlendi. Öyle bir program olursa yaparım. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk abiciğim. Bir gün içinde ikinci ödülü alıyorsunuz abi. Törenden törene koşturuyorsunuz. Vallahi neler abi, ne mutlu bana. Çünkü ödüller bizim kamçımız. Yaptığımız işin başarısını daha çok ilerletmek adına önemli bir etki. Ödüllerde bize layık gören herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yine benim için gerçekten Türkiye'de en önemli ödül töreninden bir tanesi. Ödüllerine de layık gördükleri için çok teşekkürler ediyorum. Bir gün içinde iki tane ödül herhalde kızımın bereketi diyeyim. Kız bereketi geldi derler ya. Ondan kız kısmetiyle gelir derler. Kız kısmetiyle geldi derler. Ben de biraz önce de zaten Avrasya ödüllerini almıştık. Orada da değerli, gerçekten bunu yürekten orada paylaşarak söyledim. Biz evimizde nasıl rahat uyuyorsak, nasıl rahat yemek yiyip
gezebiliyorsak Afrin'deki Mehmetçiklerimizin sayesinde, Türkiye'deki Mehmetçiklerimizin sayesinde rahat nefes alabiliyoruz. Allah eksiklerini vermesin, şehitlerimizi de gani gani rahmet eylesin. Onların adına kabul ettim. Ne mutlu böyle bir ülkenin evlatlarıyız, ne mutlu böyle bir birliğimiz var. Ona da bu ödüller de oraya hep armağan ediyorum. Hayırlı olsun abi. Teşekkürler diliyorum, sağ olun. En iyi magazin kanalı ödülü var. Kanal Uçakmış TV ödülünü almaya Ümit Özhan'ı ve ödülü takdim etmek üzere de Taber Köseoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Ayrıca büyük mutluluk. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.